Buzulların arkasında bir hayat mı var? Var. Kim yaşıyor orada? Biz insan olmayanlar yaşıyor. Uçaklar niye hep böyle belli başlı eksenler arasında uçuyor? Amerika'dan Avustralya'ya gidecek olan uçak böyle 24-26 saat uçuş yapıyor yani. Ya e arkadaş zaten hemen arkada dolansana 200 saatte geçersin oraya. Geçmiyor. Geçemezsin zaten. Öyle bir cümle yok. <laughs> Emel Hanım kandırıyorlar hepimizi. Anlatılan tarihte her şeyde yalan. Her şeyi gizliyorlar bizden. Ve ben bunu astral boyutta çok rahat, çok net görebiliyorsun. Çok acayip şeyler yaşadım ya. Neler yaşadım biliyor musun? bir an, ya Anlatamıyorum, Bak, gerçekten çoğunu anlatamıyorum. %5'i, %10'uyla buraya geldim. %90'ını anlatsam zaten öldürürler beni, o kadar söylüyorum Vallahi, öldürürler Bu planın, bu filmin son karesinde ne var? Uyananlar, manada olanlar, uyanamayıp da maddenin kölesi olanlar, teknolojinin kölesi olanlar olarak ikiye ayrılacağız ve bunların savaşıyoruz. İsteseniz de, istemeseniz de, kabul de etseniz, etmeseniz de yaşayacağız bunları. Ne yaşayacağız? Çok acayip şeyler yaşayacağız. Çok acayip şeyler. Merhaba. Sanatçı Yusuf Güney ile birlikteyim. Evet, siz onu görünce anlatacağı konularla ilgili belli fikirler yürütüyorsunuz. Daha önce yaptığımız yayında da konuşmuştuk. Bugün yine o konularla ilgili sorular soracağım ama çok şaşıracağınız başlıklar ve anlatacaklarımız var bu yayında. Siz ve sen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ah layık olduğumdan çok daha iyiyim. E bugün seni depresif görüyorum. Yanılıyor muyum? Çok yanılıyorsun. Depresif değil, sakin. Artık çok sakin. Artık daha sükunet içerisindeyim. Artık da alma verme dengesini iyi sağlamaya başladım. Önceden hep verici tarafta olduğum için hep kaybediyordum zaten. Bir insan çünkü her zaman verici tarafta olamaz. Çünkü alma verme de, dengesi hem doğa kanunlarıyla alakalı hem insan kanunlarıyla alakalı çok önemlidir. Ve bunu ne yazık ki biz hiçbir zaman e, tam orantıda o dengede dozajında tutamıyoruz. İbnül Arabi'nin dediği gibi şifa dozdadır. Biz dozajını kaçırıyoruz her şeyi. Ben de duygularımın dozajını kaçırmıştım daha önceden. Her şeyi anlatırken e, çok orantısız, çok e, aşırı, çok daha e, duygularımla e, her şeyi anlatıp ve her her doğru her yerde söylenmez olayı var ya. O kıvamında yaşadığım için hayli o dengeyi sağlayamadığım için hep zarar gördüm. Her şeyle zarar gördüm. Aksine şu anda artık daha böyle Yine bir şeyler anlatıyorum. Yine gerçekleri konuşuyorum. Yine teorilerimden bahsediyorum. Yine kendimce kehanetlerimden bahsediyorum. Yine yeni dünya düzeninde yaşanan olaylarla alakalı bir şeylerden, bir konulardan bahsediyorum. Yine insanlıkla alakalı nereye gidiyor? Nerede 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 son bulacak bu iş? Nereye kadar gidecek bu sıkıntılar? Nedir bu amaç nedirin cevaplarına yine bir şekilde kendimce yorumlayacağım ama daha durgun ve daha keyifli aslında, daha mutluyum biliyor musun? Ben gerçekten daha önceden daha önce çok çok da karışıktı kafam. Kafam çok karışıktı. Bu karışıklık şey değil ama Bilinmezliğin ortasında kaybolmuş, kendini kaybetmiş, delilmiş değil. Kafam karışık şuydu. Nereden başlayacağımı bilmiyordum. Çok şey biliyordum. Aslında hiçbir şey bilmiyormuşum. Şimdi daha çok şey biliyorum. O yüzden daha sakinim. Pişman mısın? Pişman değilim ama kırgınım açıkçası. Biraz kırgınım. Yani nelerden vazgeçmiş Sağ eline dünyayı, sol eline güneşi verdikleri bir pozisyondan her şeye sıf doğruları için elini tersiyle itmiş bir adam, her afette, her felakette canını canı pahasına bir mücadele veren bir adam, kimlerle kimlerle kötü olup da ne zorluklar çekmiş bir adama iyi davranmıyorlar bu kere. Gerçekten hiç iyi davranmıyorlar. Yani çok nankörüz. Bir ikincisi hep tribünler oynayanları yüceltiyorlar. Hep ahlaksızları ve hep yalancıları, hep sahtekarları yüceltiyorlar. Çünkü çok iyi ko koordine oluyorlar. Çok iyi organize oluyorlar. Çünkü ahlaksız ve e, yalancı insanlar olayı budur zaten. Başka bir hayat amaçları yoktur. İnsandaki için bir başka düşünceleri yoktur. Sadece kötüye kötüye hizmet ederler. Kötülüktür amaçları. Ve bununla alakalı da e, neyse yolu yordamı neyse hukuk sistemi onu çok iyi yaparlar ve çok iyi oynarlar. Çok iyi kandırıyorlar insanları biliyor musunuz? Ve ben bunları gördükçe sadece üzülüyor. Üzülmeyle kalmıyor ve kırılıyorum da. Bir şey bir beklentimim hiçbir zaman olmadı insanlıktan. Ülkemden de milletimden de. Hiçbir beklentim olmadı bu zamana kadar. Yani ne beklentim olabilir ki benim Allah aşkına? Zaten çok güzel yaşayan hayatım vardı. Çok güzel durumum vardı, konumum vardı. Her şey mükemmeldi. 2008 yılında belki de e, senin camianda en hızlı yükselen bir anda çok yüksek bir şöhrete ve... Paraya sahip olan izninle söylüyorum bir konundaydın evet. ve bunu çok hızlı yaptın. 2008 yılında biz Yusuf Güney'i birdenbire tanıdık. Televizyonda programlar yaptın, sürekli senin konserlerini, magazin programlarında görüyorduk. Hikaye aya gittiğini açıklamanla şekil değişti. Aya gittiğim demeyim. Astral seyahat yaptığımla alakalı. Yani astral bedenimi kullanmayı öğrendiğimle alakalı. Maddeden ibaret olmadığını gördükten sonra değişti. Yani mana çok acayip bir şeydir. Bilinmezliktir ama dipsiz kuyu değildir. Her şey bütün her şey açık ve nettir. Anlatılmıştır. Evrensel kanunlar vardır. Allah'ın kanunları evrenseldir ve insanidir ve yarada, yarattığı her şey bir düzen içerisindedir. Tek düzensiz bakteri gibi yaşayan çoğalan varlık bizizdir, insandır. Haliyle ben bunun bir uyanışını yaşadıktan sonra, dile getirdikten sonra bütün hayatım değişti tabii. Bütün dizlerim gitti. Yani çok acayip şeyler yaşadım. Neler yaşadım biliyor musun? Bir an, ya anlatamıyorum. Bak, gerçekten çoğunu anlatamıyorum. %5'i, ile buraya geldim. Yani buraya getirdiler beni. Yüzde %90'ını anlatsam zaten öldürürler beni. O kadar söyleyeyim size. Vallahi öldürürler beni. Kim öldürür? Yani bu zamana kadar doğruyu konuşanlar, ortadan kaldıranlar kim olacak? Yani bu küresel bir şeytana yaşam. hizmet edenler, şeytana ruhunu satanlar, insanları kandıranlar, kötülüğe hizmet edenler. Başka bir şey değil. Onları ifşa etmenden mi rahatsızlar? Sürekli doğruları konuşmamdan ve haksızlığa karşı gelmemden. Önce önce güzel şeyler önce şeylerle denediler. Hani bunu bunu susturmak için buna yağdıralım dediler. Kabul etmedim. Sonra kız kenara çekip kızdılar. İşinize bakın dedim. <laughs> Sökmez bana dedim işte. <laughs> bu şeyler, baskılar. Sonra başka yerden önümü işimle alakalı, kariyerimle alakalı önümü kapatmaya başladılar. Yani reklam projeleri geliyor, iptal oluyor. İşte konser geliyor, son dakika iptal oluyor. 200 senedir de konser yapmıyorum doğrusu zaten. Çok nadir öyle bir teknik. Önemli değil, hiç sıkıntı yok. Ben ekmeğimi her zaman kazanırım. Her şey, her yolda kazanırım. Sonra tabii tehditler başladı. Onunla dayılmadım. Bekliyorum bakalım son, en son ne olacak işte. durumunu özetlerken önce yağdırdılar sonra kenara çekip Hayır. uyardılar. Yağdırmadılar yanlış anlama. Yağdır, ya, sağ elime dünyayı istedi o sol elime güneşi vermek tamam. istediler. Tamam ben de işte şey, vaatlerde bulundular Vaat sana. Vaat başka yağdırmak başka. Tamam vaatte bulundular. Bana kimse bir şey vermedi. Bu, diye. ben size şu an bu durumda olmam. Vaat karşılığı <laughs> neydi yani sana güneş ve dünyayı verirken senden ne istediler? Susma. Susmanı istediler. Sus dediler artık. Sus. Konuşma. Bu geldiğim noktaya söyleyeyim mi size? 16 yıl önce öyle bir hevesle, öyle bir istekle geldim ki ben bu ülkeye. Ben İngiltere'den geldim. İngiltere'de büyüdüm ben. İngiltere, İngiltere gibi bir yerde eğitim aldım. Vatandaşlığın Ve ben, var mıydı? Yok. Hala almadım. Ben vatandaşlığı bile almadım biliyor musunuz? Niye? Çünkü ben Türk'üm dedim. Yani. Adamlar Allah razı olsun. Gayrimüslim, gavur dediğimiz adamlar bize almışlar kaçak yollarla git girdiğimiz sığınmacı olarak girdiğimiz ülkede ya bir yıl iki yıl boyunca otel tuttular. Yemeğimizi hiçbirimize kadar verdiler. Her şeyimizi yaptılar ve süresiz oturum verdi bana. Elimi kolumu sallayaraktan zaten ben ülkeye girip çıkabiliyorum. İngiliz olmama gerek yok. İngiliz kraliçenin portresinin önünde e, yemin etmeme gerek yok anladın mı? Ben Türk'üm dedim. 16 yıl bunu böyle yaşadım. Hep araçla alakalı da bir laf ediyorlar bana. İşte gitmiş İngiliz plak arabaya biniyor gelmiş laf ediyor. Benim Türkiye'de araç alabilecek bir gücüm yok. Çünkü ben oğlum paramı ve dağıtıyorum insanlara zaten. Hayvanlara harcıyorum, insanlara harcıyorum. Gidip onun bunun parasıyla depremde Allah mekanlarını cennet eylesin. Yüz binlerce insanımızı kaybettik. Mekanlar cennet olsun. Yardım Allah yardım etsin haydilerin. Gerçekten çok zor. Yani fiilen Elbistan'da ben ilk günden beri yaşamış, görmüş. Yani neler gördüm, neler anlatsam size gerçekten başım evet, ciddi. Evet sen bir de o herhalde. bölgedeydin. Hatta oradan bir canlı yayın yapıp Kızdın da birilerine. Kızmak zorundaydım. Ahlaksızlık vardı orada anladınız mı? Çok büyük ahlaksızlık vardı. İnsanları göz göre göre orada ölüme terk ettiler ya. Bunu da açık bir şekilde söylüyorum. Bıraksınlar o işleri. Ben ben bu saatten sonra artık gemileri yakmış, kı, yakmış bir adamım. Utanmıyorlar bile ya. Utanmadan bir de bak seçimler geldi çıkmışlar. Hepsi için söylüyorum bu arada. Bak sağa solu ortası yok bu işin. Utanmadan gittiler bir de insanlardan oy diliyor, dileniyorlar ya. Anladınız mı? Yazık günah ya. Buradan ülkesinde yaşayıp da Ülkeden ondan sonra kaçıp gidenler gibi değilim ben. Ben ülk İngiltere gibi bir yeri terk edip bu ülkeye geldim 16 sene yaşadım. Bu ülkeye vergimi ödedim. Bu ülkede her şeyimi kazandım. Bu ülkeye minnettarlığımı duydum. Nerede bir felaket oldu koştum. Başkaları gibi öyle şov da yapmadım. Başkalarının paralarıyla, oradan buradan topladıkları milyonlar milyarlarca lirayla şov da yapmadım. Her gittiğim yerde cebimden para harcadım biliyor musunuz? Her gittiğim mahvetti her yerde kredi kartlarımı patlatırdım ağzını yani gırtlağına kadar borca girerdim dönüşte girerdim ben bu kredi kartlarının borçlarını öderdim biliyor musunuz? Bunlardan kimsenin haberi yok. Ama tribünler oynayan milyonlarca milyarlarca lira hanesine geçirip de şov yapan insanlar halk araman oluyor bu ülkede. Anladınız mı? O yüzden benim bu ülkede artık daha kalacak, kalacak da, kalmadı. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum İngiltere'ye geri dönüyorum. Gerçekten bu önümüzdeki hafta hatta 10 gün içerisinde gidiyorum İngiltere'ye. Evini dağıttın mı? Yani hiçbir şeyim kalmadı benim. Ya zaten yoktu. Evim yoktu ki benim hiçbir zaman. Benim hiçbir zaman bu ülkede bir evim olmadı. PR şirketleriyle anlaşıp da 50 tane, 70 tane sayfa, fenomen sayfaları üzerinden yaptığım iyilikleri kimsenin gözüne sokmadığım için bu hale geldim. Bizim insanımız bunu seviyor. Bir şey yapıyorsun ya, bir şey veriyorsun ya bir insana. Bak veriyorum ha, çekiyor musunuz? Tamam çektiler. Hadi bir, bir fakir daha doyurdum. Alkışlayın beni. Bundan hoşlanıyorlar. Aa ne güzel insan ya, ne kadar güzel bir ne tatlısın ya. Dünya iyisi görüyor musunuz? Ahlaksızın önüne gidemeyin dolandırıcının önüne gidilmiş o. Anladın mı? Ve ben bu, bu ülkede daha bu, bu yüzden kalmak istemiyorum. Bu yüzden gidiyorum bu ülkeden. İçim kan ağlayarak gidiyorum bu ülkeden. Üzül, üzülerekten gidiyorum bu ülkeden. Gitmek zorundayım. Gerçekten gitmek zorundayım. Akıl sağlığımı yitireceğim. Mide, mide rahatsızlıklarımla ulaşmak istemiyorum artık. Kanser olacağım ben bu ülkede. Kiralık bir arabayla geldim buraya. Arabanın arkasında yastık, yorgan. Bak bunu vallahi acitasyon olarak söylemem. Ve ben hayatta beni tanıyan insanlar söylemem. Benim hayatta böyle işler başım olmaz. Ben şu anda otelde orada burada kalıyorum bazen arkadaşlarımda kalıyorum. Evden çıktım. Şu anda evsizim. Ev alacak ve tutacak zaman şeyim yok. Çünkü her yerden önümü kapattılar. Anladınız mı? Ve ben o yüzden de bunları hiçbir zaman dile getirmiyorum. Ben şu burada gerçekten artık gideceğim için dile getiriyorum. Ya umurumda değil artık. Anladın mı? Kim ne düşünüyorsa da umurumda değil artık bu saatten sonra. Anladın mı? Ben bayağı orada burada göçebe gibi takılıyorum şu anda. Ne kadar zamandır böylesin? Bu hale getirdiler beni. Aşağı yukarı bir senedir böyleyim. Neler yaptım biliyor musun? Ne? O yangınlarda 6 yılda yargılandım biliyor musunuz yangınlar, Manavgat yangınlarında. 6 yılda yargıladılar beni. Ne yapmıştın orada? <laughs> ne yapmıştın? Ormanları yakıyorlar diye ortalığı ayağa kaldırdım. <laughs> Dağda bayıda ormanları yakan orman bölge müdürlüğünün içindeki adamlar. Bunlar dedim yakıyor buralar dedim. Sonra geldiler karşı ateş yakıyor bilmem ne. Lan her yer yanıyor zaten. karşıt ateşi ben biliyorum neyi, nasıl yakılır. Bir yerde bir yangın başlar. Aşağısında karşı karşı ateşi yakarsın. Sistematik olarak kontrollü bir şekilde bakın. Kontrollü bir şekilde yakarsınız çıkarsın. O ortada buluşur söner. Lan her yer yanıyor ya. Ya her yer yanan bir yerde yakılmaz başka yerler. Ya göz göre göre yaktılar oralarda. Ve ben bunları dile getirdim diye vatan haini oldum bir anda. Bir anda vatan haini oldum ya. 6 yılda yargıladılar. Taşıma ruhsatlı silahımı ilk defa yanıma almıştım ben o gün. Başıma gelecekleri biliyorum çünkü. Hissiyatlarımdan dolayı başıma gelecek olayları biliyorum. Taşıma ruhsatlı silahımı da niye... Şimdi diyeceksiniz taşıma ruhsatlı niye silahım var senin? Hatırlıyor musunuz? 2018 mi? 19 yılında. Askeri moral konserleri düzenlemiştim. 30 küsür evet, tane. Evet. Güneydoğu'da. Tabii. İşte ben o konserlerde öyle bir radikal bir hareket yaptım ki işte terör örgütünün şeyine düştüm. Markajına girdin. Markajına girdim. girdim. <laughs> Niye? Çünkü konserlere ben oradaki halkımızı da ettim. Halk da gelecek dedim. Bütün herkes vatandaş, asker herkes birlikte oynayacak burada diye. Hala çıkacaklar, eğlenecekler dedim. Yıkın dedim bu döngüyü artık dedim ya. İnsanları dedim ötekiler bırakın dedim artık ya. Ve ondan sonra ben iki buçuk sene tehditlerden dolayı yurt dışına bile çıkamadım biliyor musunuz? Göz göre göre yakın, yakınmasına izleyen kişiler vardı orada. Kripto ajanlar vardı. Ya devletin, hükümetin içine, devletin kurumlarının içine sık girmiş kripto ajanlar var ya. Neler vardı, neler, neler gördüm ben orada. Onlara ben karşı çıktım diye 50 kişi bana saldırdı. Hala ayaklarımda izler vardı, sopa izleri. 50 kişi sopalarla arkadaşım ben iki kişiyiz. Derdimiz de ne? Şurası yanmayan bir yer vardı. Ama ufaktan yanmaya başlamış. Kurt 20 dönüm, 30 dönümlük bir yer düşün. Her yer yanmış, 30 dönümlük yer yanmamış. Müdahale edeyim, rica ettim. Arabanın içinde böyle yan gelip yatan ormancılar bile değildi biliyor musun? Şefler de bunlar. Ormancılara kurban oluyor. Ormancılar canla başlar. canından oldu kaç tanesi. Onlara lafım yok. Anladın Berat ettin sonunda. Berat ettim ama silahımı aldılar elimden. Yani. Peki Altınlar, e burada yani söylediğin... Anlatabiliyor muyum? Niye gittiğimi bunları niye anlatıyorum şimdi biliyor musunuz? Yani insanlar demesin ki bak gitti işte sıkıştı şeye kaçıyor şimdi ülkeden demesinler diye anlatıyorum bunları. Yoksa bunlar anlatılacak şeyler de değil aslında. Bunlar sırdı benim için. Umurumda değil artık. sır mır kalmasın artık. Herkes bilsin kimin ne olduğunu. <laughs> Olay bu yani. Yapacak bir şey. Peki bu Manavgat yangınındaki olayda suç duyurusunda bulundun mu sonrasında Tabii bir canım, hepsi ceza olarak... aldı Zaten. Hepsi ceza aldı zaten. Aldı mı ceza? 15 kişiye 15 kişi yakın ceza aldılar. Senin itham ettiğin suçtan dolayı mı ceza Tabii aldılar? Canım. Kaç defa denedi biliyor musun? Ulan tek doğru sen misin bu hayatta? Sen misin bu or sistemi düzeltecek, adam? Benim işte. Benim gibiler. Biz düzelteceğiz. Başka türlü düzelmeyecek zaten. Vallahi kusura bakmasın kimse. Öyle sokağa çıkıp da elini kolunu sallayıp da başına bir şey gelmeyecek gibi hayaller kurup elini işte sınırların olmadığı, insanların mutlu olduğu bir dünya beklemesin kimse Yani. Öyle bir dünya yok. Açık ve net söylüyorum. Öyle bir dünya olmayacak zaten. Nasıl bir dünya bekliyor bizi? Bizden çok kötü bir dünya bekliyor. <laughs> çok kötü kararlar alıyor. Ben adamlar dalga geçiyor bende. yok on ikili masa yok altılı masa anladın mı? Saçma sapan şeylerle dalga geçmeye biz zaten adet edinmiş bir topluluk haline geldik biz anladın mı? Bir Ama dönüp yani kendine. öyle bir kitle var ki her şeyle ve herkesle dalga geçiyor. Emel Hanım, kandırıyorlar hepimizi. Hepimizi kandırıyorlar. Anlatılan tarihte her şeyde yalan. Her şey yalan. Her şeyi gizliyorlar bizden. Ve ben bunu astral boyutta çok rahat, çok net görebiliyorsunuz. İnsanlara astral boyutta yani ruhunuzda, ruhunuzu kontrol edin, bedeninizden çıkın. Hapsedildik biz bu bedenlere. Bu bedenden çıkın ki gerçeği göresiniz, hakikati göresiniz, ilmi göresiniz, Allah'ı bilesiniz, Allah'ı göresiniz. Dedikçe deliye çıkardılar adamı. Anladın mı? O yüzden de bu kolektifin e, içinde hapsolmuş ruhlar böyle döngüsünü bu şekilde tamamlayıp bir yok pahasına hiç uğruna ölüp gidecekler. Ben böyle ölmek istemiyorum. Amacım bu. Ben böyle asalak bir sarmaşık gibi her yere uzanıp hayatını gününü gününe edip edip de bu hayattan göçüp gitmek istemiyorum. Çok zorluk çekeceğim, farkındayım. Çekiyorum da. Hem de of, iliklerime kadar çekiyorum. Yukarıda astralde durum sizin sandığınız gibi değil. Her şeyi saklıyorlar, manipüle ediyorlar ve size sahte bir tarih sunuyorlar dedin. Yukarıda durum nedir? Anlatılan her şey yalan. Ben bu kadar söylüyorum. Çok az bir bilgi var, temiz bilgi var piyasada. Yani istedikleri gibi manipüle ediyorlar, istedikleri gibi kurguluyorlar. Önümüze koyuyorlar. Özellikle de medya sektöründe zaten. Ondan sonra bakıyorsun işte saçma sapan işler. insanlar inanmış, biat etmiş. <laughs> Yok oğlum. Yani. Peki astralde senin tanık olduğun ve bunları söyleten olaylar ve oradaki gruplar bu planları kuran kötüler mi? Yoksa bu planları bozmaya çalışan iyiler mi? Şimdi bizim dünyada gördüğümüz bir savaşla savaşlar yaşanıyor değil mi? Maddesel dünyanın yani bu bu boyutta gördüğümüz savaşlar. Hem i̇şte de nasıl? Gazze'de yaşanan zulümler mesela. Hem de nasıl? Arakan'da yaşanan zulüm, Çin'in Uygurlara yaptığı zulüm, başka yerdeki zulüm. İşte Rusya-Ukrayna'da savaşında yaşanan Yemen'de yıllardır yani var. Say say bitmez. İnsanlık 2 milyon yıldır var. <laughs> Hayat hayatının %95'ini savaşarak geçirmiş ya. Yani. Böyle bir anladın mı? Yüzde %95'ini savaşarak geçirmiş ya. Savaşıyoruz sürekli. Neye savaşıyoruz ya? Toprak. Neyin toprağı ya? Sen kimsin toprağın sahibi olacaksın ya? Toprağın sahibi Allah'tır. Sınırlar. Neyin sınırını çiziyorsunuz abi? Ben şuralıyım. Sen kimsin ya? Sen hiçbir şeysin. Bir hiçsin sen ya. Kesik atsa şuraya, Elin kanasa da İltihap bağlar ölürsün ya. Bu kadar aciz bir bedene sahibiz. Ya Allah'ın <laughs> milyarlarca yıl önce yarattığı toprak, gezegen. Sahipleniyoruz ya. Neyin sahibi abi? Lan bizden öncekiler sahiplendi ne oldu? Helal. Biz sadece bu dünyada yaşayan biz miyiz sanıyorsunuz? Nuh tufanından önceki yaşayan varlıklar devler. Acayip acayip varlıklar. Ne oldu? Hepsi patates oldu gitti. Tarih oldu. Ondan öncekiler Adem'den kalanlar onlar da gitti. Adem'den öncekiler onlar da gitti. Biz de gideceğiz zaten. Ve şu anda yaptırmaya çalıştıkları da o zaten. Kıyameti küçük kıyameti öne çekmek. Güneş batıdan doğacak diyorlar. Nasıl salak gibi bekliyor ki güneş vizik ki Güneş çıkacak batıdan doğudan işte doğudan değil de dönecek böyle batıdan mı? İslamiyet'ten bahsediyor. Ama te hakiki İslamiyet'ten bahsediyor. Bizim şu an yaşamdan İslamiyet İslamiyet değil. Gerçek İslamiyet değil. Kurgu. Yaratıcı, evren, Allah... Peygamberlerimiz, yaşa gelmiş geçmiş bütün peygamberler, dinler, insanlık, işte cinler, varlıklar, öte gezegenler, öte alemler, evrenimiz, güneş sistemimiz. Yüzde beşlik, yüzde onluk bir doğruluk payı var. Yüzde doksanı yalan. Anlatılanların hepsi yalan. Yüzde Malhe doksan yalan. beşi Samanyolu galaksisinde mesela. Ya biz daha atmosferimizden dışarı çıkamıyoruz. Ne anlatıyoruz? uzaya gittik diyorlar. Ne uzaya gidiyorsun? 200 metre kilo, 200 kilometre yukarı çıkıyorlar bir atmosfer. 1000 kilometre yukarı çıkıyorlar bir atmosfer daha. 1200 kilometre, 2000 kilometre bitti. Daha çıkamıyorsun dışarı. Anladın mı? Astral, astral'de ben evre, ev, e, güneş sistemimizin dışına çıkmaya çalıştım. İzin vermediler biliyor musun? Çıkamadım. Çıkamadım. Çıkamazsın. Yok öyle bir dünya. Ya astral bedenle bile çıkamıyorsun ki. Bedensel olarak nereye gidiyorsun sen ya? Mars, kızıl gezegen. Kocaman göl var orada. En hayat var orada. Saklıyorlar. Ay, yapay. Yıllardır söyledim filmini yaptılar. Hala dalga geçiyorlar bende. Ya yıllardır söylüyorum yapay diyorum ya. Karanlık bölgesi %20'lik, %15'lik kısmı karanlıkta kalır. Karanlıkta kalmasının sebebi de dünyanın ve e, dünya eksenindeki, atmosferindeki koy, konumlandırılan e, ne derler işte gözlemleme yapmak için teleskoplarında göremediği, güneş ışığını alamadığı bir küçük bir kısım var. Orada da koca koca askeri üstler var dedim. Gördüm bunları dedim. Anlattım. Ayda. Evet sonrasında filmini bile yaptılar. Sonrasında nasıl açıklamasını bile yaptı. Hala inanmıyorlar. Hala dalga geçiyorlar. Geçsinler. Bu saatten sonra umurumda değiller o insanlar. Anladın mı? Ama çok güzel bilinçli insanlar da var. Bunlar artık hakikate inanan güçleniyoruz bakma. O yüzden şu an çok telaşlılar. O yüzden kıyamet erkene çekiyorlar. Telaş içindeler hepsi. Karanlık taraf telaş içinde. Tüm insanlar uyanıyor artık. Yok öyle bir dünya. Çünkü kuantum her gün Neden? yeni bir efsaneyi formülüze ediyor. 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk süreci başlayacak. Hazreti Yusuf'un rüyası. Evet. Şu anda kıtlıkta mıyız, bollukta mıyız bilmiyorum ama... Kıtlık, bence böyle bir kıtlık olmayacak. Çok daha kötü bir kıtlık... Bana göre 7 yıllık kıtlık başlayacak. Sonrasında bolluk yaşayacaklar. Bolluk da şöyle olacak. <laughs> Dünya, dünyanın nüfusunun yarısını öldürecekler. Acayip yani trilyonlarca, katrilyonlarca dolar sermaye, yüzlerce yıllık bir planlar. O yüzden kimse şu anda fantezi yapmasına gerek yok. bir şekilde söylüyorum istediklerini yapacaklar. 2030'a kadar istedikleri her şeyi yapacaklar. 2030'dan sonra ee, mesela böyle ülkeler arası savaş olmayacak artık sadece makro topluluk ve mikro topluluk olarak olmak üzere ikiye bölüneceğiz. Yani uyananlar, manada olanlar, uyanamayıp da maddenin kölesi olanlar, teknolojinin kölesi olanlar olarak ikiye ayrılacağız ve bunların savaşı olacak. Göreceksiniz. Ölmez kalırsak göreceğiz bunların için. Ya ara ara bak dikkat edin. Dikkat edenler anlıyordur mesela. Filmlerde, Hollywood'da her yerde anlatıyorlar zaten. Her şeyde mesela. Kutupların arkasında, kutupların Antarktika'nın arkasında bir duvarın olduğu orada bir duvarın olduğunu, 20 kilometre çapında bir duvarın olduğunu, bazı belli bir noktalarda geçişlerin oldu, geçiş kapıların oldu. O kapılarından geç normal şey kapılar değil bunlar. Hani e, spiritüel kapılar ya da metafiziksel kapılar değil. Bildiğim fiziki kapılar. Yani buzulların 20 kilometre kalınlığındaki buz duvarının arasından geçiş geçit kapıları var ve orada bir yaşam var. Arkasında bir ekosistem var. Neler var neler, ne dünyalar, ne, ne yaşamlar var orada. Hepsi gizleniyor. Buzulların arkasında bir hayat mı var? Var. Kim <laughs> yaşıyor orada? Biz insan olmayanlar yaşıyor. Efendim? İnsan olmayan varlıklar yaşıyor. Buzulların arkasında. Dünyada mi? sadece insanlar yaşamıyor ki. Bizim için yaratılmadı bu dünya sadece. Biz sadece bir şekilde oraya yaratıldık, koyulduk bir amaç uğruna. Amacından şaşanlar var. Şaştıkça zaten geldikleri nokta belli. Şaşmayanlar, doğayla içe yaşayanlar, evrensel ve Tabiatsal kanunları yerine getirip de düzgün yaşayan insanların hepsi zaten tertemiz yaşıyor. Buzulların arkasındaki yaşamla ilgili fikrini neye dayandırıyorsun? Oradaki ekosistemle ilgili bilgini e, bizden gör... çok daha öte öte yani bizden çok daha ileri ileri düzeyde olan bir yaşam var orada. Buzulların arkasında. Buzulların arkasında kuzeyde, güneyde. Uçaklar niye hep böyle belli başlı eksenler arasında uçuyor? Niye <laughs> dolanmıyorlar diyeceğim <yani>, etrafta. <trabine>. Dolan. <laughs> Uçuşların hepsine dikkat edin şu yörüngelerine. Ya aynı düzen. Burada orada oraya. Yani yaşamın olduğu bölgelerde uçuyorlar. Amerika'dan e, işte, Avustralya'ya gidecek olan uçak böyle 24-26 saat uçuş yapıyor yani. Ya e arkadaş zaten hemen arkada dolansana 2-3 saatte geçersin oraya. Geçmiyor. Geçemezsin zaten. Böyle bir dünya yok. Dünyanın yapılan, yapısıyla alakalı da yalan söylüyorlar. Dünyanın atmosferiyle alakalı da yalan söylüyorlar dünyanın yaratılış gayesiyle, insanlığın yaratılış gayesiyle alakalı da yalan söylüyorlar. Her şey yalan söylüyorlar. Her şey yalan. Bunları ben, yani bu benim teorilerim bilmem neyim değil aslında baktığın zaman. Ya yıllardır bunları anlatıyor insanlar. Anlatan insanlar var. Anladın mı? Kaç yüz bin tane insan var böyle anlatan. İster oralı olsun, ister buralı olsun, ister o dinin mensubu olsun, ister bu dinin mensubu olsun, ister ateist olsun, ister deist olsun. Ne olursa olsun anlatıyor insanlar. Şimdi buzullar insanlar... eriyecek Yusuf. Buzullar eridiğinde ya Diğer... Bu arada buzulların eridiği eridi de yok. Bu da yalan. Küresel ısınma diye bir şey yok. O da yalan. Nereye eriyor ya? Yani? Öyle bir şey, dünya yok. Bilerek yapıyorlar. Belli başlı bölgeleri müdahale edip eritiyorlar. Sonra işte yok bak eriyor muzullar. Bak şöyle oldu. Bak böyle oluyor. Aman ha diye işte ayağınızı denk alın. Bak şöyle. Hep korku psikolojisi. Tamam. Buzullar eridiğinde duvar görevi gören buzul ortadan kalktığında. Kalkmayacak söylediğin... öyle bir şey yok. O duvar ortadan kalkamaz zaten. Öyle bir dünya yok o koruyucu bir herkesin bak herkesin yeri belli. İnsanlığın yaşadığı yer belli. Onların yaşadığı yer belli. Herkes o dün, e, evrensel kanunların içinde kanunlar uyuyor zaten. Uymayanlar bu kanunları bozanlar zaten şu an bizi bu hale getirdi. O yüzden bu kadar kaos var dünyada. O, o yüzden bu kadar zulüm var. Anladın mı? Dünyanın tek hakim olmaya çalışıyorlar. Amaçları bu mu? Amaçları bu. Dünyanın tanrıcılık oynuyorlar zaten bunlar çok güçlüler ve dünyada 10 dilim pasta varsa 9,5 yani dilimine sahibiler. Bunlar, bunlar madde dünyasında güçlüler bu arada. Mane aleminde güçlü değiller. İstedikleri kadar ruhlarını şeytana sapsınlar. Şeytan diye bir şey de yok zaten. İblis vardır. Şeytan insana söylenir. Kötü insana söylenir. Sen şeytansın derler. Şeytansı düşüncelere, duygulara sahip olan insanlara şeytan derler. Daha bunu bile bilmiyor insanlar. Şeytanın fiziki bir varlık olarak zannediyorlar. Cennetten kovuldu şeytan. Öyle bir şey yok. İblis. İblis başka bir varlık. Kötülüğün atası. İşte bu onlarla diyalog içerisinde olan kişiler, dünya yöneten aileler, işte onların üstündeki o e, melezırtlar, onların bağlı oldukları işte dünya dışı yaş, kötülüğe hizmet eden dünya dışı yaşam formları. Bunların bu döngüsünde dolanan bu sistemin içinde hapsolmuş, köleleşmiş bir varlığız biz şu anda. Piramitin tepesinde dünyayı yöneten aileler yok mu? Onların da mı üstü var? Var. <laughs> onların da üstü var. İşte onların toplantısına girmiştim ben. Sen onların toplantısı. Bunların anlatmaya çalışıyordum işte. Dalga geçiyorlar şimdi işte. Peki o dünya yöneten ailelerin üzerindeki varlıklar senin benim gibi mi varlıklar mi? yoksa? Yok. Çok şeyler var hani. Hem madde hem mane aleminde güçlü olan varlıklar. Aramıza karışıyor mu mı? Aramızda zaten çok acayip varlıklar yaşıyor yani. Biz anlamıyoruz, görmüyoruz. İnsan kılına bürünebiliyorlar. İnsan kılına bürünüp aramızda yaşayan varlıklar var. Bunlar cinler onlar onlar değil yani. Bayağı insan bedeni, bedeninde maddesel varlıklar var. Sen tanıyor musun onları görünce? Yok canım ben mi tanıyacağım? Ama ben Hayır, biliyorum. Görünce anlıyor musun onların böyle bir manipülasyonla insan kılığına girdiklerini anlıyor musun? Hissederim evet. Nereden Ama hissediyorsun? Ama hiç tanışmadım ben. Sana kendini Tanışmak istemem var. yani hiç gerek yok bu kadar derine girmeye. Evet. E, 7 yıl varlık, 7 yıl darlık bir tahmin mi? Yoksa rüyanda ya, mı gördün? Tahmin değil bu. Bakın 2000 bu sene başladı. Film başladı. 2024'te evet, başladı. 2020'de fragmanı yayınladılar. 2023'e kadar fragman yaşadık. Bu yaşadıklarımızı fragman diye ya, bir düşün. Daha önümüzde yaşayacağımız şeylere bak. Şimdi diyecekler ki Yusuf Güney ne yapıyorsun ya? Baba sen ne yapıyorsun ya? Bu kadar felaket tellallığı yapmaya mı geldin bu programı? İsteseniz de istemeseniz de kabul de etseniz etmeseniz de yaşayacağız bunları. Ne yaşayacağız? Çok acayip şeyler yaşayacağız. Çok acayip şeyler. Kıtlık? Sadece kıtlıkla kalsa. Ha, görüyorsun Avrupa'daki çiftçilerin e, ayaklanmasını görüyorsun. Kimsenin doğru gün haberi bile yok. Acayip bir ayaklanma var burada ya. Bitiriyorlar her şeyi. Üretimi bitiriyorlar. Hayvancılığı bitiriyorlar. Tarımı bitiriyorlar. Geçen gün İspanya'da ha, çiftçi meyveleri Allah'tan döktü. Allah'tan ki bazı ülkeler muz cumhuriyeti olmadığı için karşı çıkabiliyorlar. Karşı çıkan ülke? Karşı çıkan ülke işte bir yere kadar karşı çıkacak. Ondan sonra yine boyun eğmek zorunda kalacak. <laughs> ya tekrar söylüyorum bu yaşa yaşanacak olanlar olayların önüne geçemeyeceğiz hiçbir şekilde. Bu plan hayata geçecek. Plan hayata geçecek her türlü yapacaklar. Bu planın bu filmin son karesinde ne var? Son karesinde işte dediğim var işte. Makro ve mikro topluluk olmak üzere ikiye ayrılacaklar insanlar. Kalkacak sınırlar ortadan. İşte tek dünya düzeni. Tek din, tek bayrak, tek devlet, tek inanç, yani işte tek, 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 tek. Kalkacak her şey. Gerçekten anlatılanları biraz böyle araştırsalar zaten neler, işin ne kadar çok farklı olduğunu görecekler. Doğruyu işte, soruyorlar bana. Doğru nedir abi? Nasıl öğreneceğiz doğruyu diye. İşte ha teslimiyet. Yaradana teslimiyet. Üçkağıtçıların yarattığı Allah'a değil hakiki Allah, bizi yaradan Allah, nurundan geldiğimiz Allah'a inanarak, anladın mı? Bu şekilde kurtuluş böyle olacak. Başka türlü kurtuluş beklemesin kimse. İki tane Allah yarattılar aşağıya. Bir tanesi zul, yani böyle oturup zulmedenleri izliyor. İşte ona rızık atıyor, onun elinden rızkını alıyor. Ona işte böyle, anladın mı? Sürekli insanların derdiyle uğraşan böyle saçma sapan bir döngün içerisinde olan. böyle öyle bir şey yok ya. Allah adaletlidir. Allah esirgendir. Allah sevendir, sevgiyle yaklaşandır. Anladın mı? Putperest, putperest gibi tapıyorlar insanlara ya. Yani. Neler neler yaşanıyor. O Kendinin yüzden, görevli olduğunu düşünüyor musun? Hepimiz görevliyiz. Siz de görevlisiniz. Siz de görevlisiniz. Herkes görevli. Bu yayını Peki, izleyen herkes görevli. Ama görevlerin dereceleri vardır. Senin görev tanımında ne var? Benim görev yani... tanımında çok ağır bir görev var ve ben bu göreve kendim bilerek, isteyerek geldim. Ben Trabzon'un çok fakir bir mahallesinde kömürlükte doğdum. Kömürlükte bildiğin kötü bildiğin eski ahşap bir kömürlükte doğdum. O kadar kötü zor zamanlar geçirmişti. Annemler kömürlükte yaşıyorlardı. Bir tane kaşık bir tane te, tabakla yaşayan bir ailenin çocuğuydum ben. Ve oradan e, ben doğduktan sonra ve ben doğmamam için ailemin bana bakacak durum olmadan olmamas, olmamasından dolayı annem anlatırken gözleri olarak söyler. Ben dedi üç defa iki metre duvarın üstüne çıktım da Yusuf'ta atladım ki düşesin diye. Bakacak durumumuz yok dedi. Bak kanlı canlı hayattayım ben neler yaşadım. Anladın mı? İlahi döngünün kader, kader budur işte. İnsanın kaderi budur. Yaşayacaksa onun önüne, ya şu anda mesela anlatıyorum bunları. Belki birilerinin damarına basıyorum, hedef oluyorum. Bana bir şey, bir olay yapacaklardır. Öyle bir dünya yok abi. O ilahi kaderin önüne hiç kimse geçemez. Benim yaşayacak ve daha yapacak işlerim varsa, ister affedersin bir yerlerini yırtsınlar, bomba koysunlar da hiçbir şey olmaz, anladın? Mı? Ne, ne Korkmuyor yaparsın? Korkmuyor musun? Korkmuyorum. Hepimiz öleceğiz bir gün zaten. <laughs> güzel bir amaç uğrunda ölmek daha güzeldir bu evet. Yok yere ölmektense, saçma salak ölmektense, güzel bir amaç uğrunda ölmek daha iyidir. Londra'ya gitmeyi kendin mi karar verdin yoksa birileri mi söyledi? Ee, yok birileri söylemedi. <laughs> Oraya gitmem gerektiğini. Ciddi anlamda inandığım için gidiyorum. Böyle bir mesaj mı aldın? Döngü gibi, gibi diyelim. Londra'ya git İnsanların, insanların hayat döngüleriyle alakalı e, olmaları gereken yerler vardır ve sen ne kadar yolunu da değiştirsen o yol seni alır oraya götürür. Aynı benim yıllar önce 12 yaşında çok zor bir hayat yaşarken bir anda babamın İngiltere'ye kaçak yollarla gidip bizi de oraya kaçak yollarla alıp İngiltere'de belli bir hayat kurup kurduktan sonra 23 yaşında 22 yaşında bir anda tüm Türkiye'nin tüm ülkenin tanıdığı bir adam haline gelip acayip işler yaptıktan sonra boşu boşuna ben bu hale gelmedim ya. Aptal değilim ben. Gerçekten aptal değilim ben. Çok zeki bir insanım. Ben kendimi öyle aptal bir insan olarak görmüyorum. Ben akıllı bir insanım, zeki bir insanım. Ama evet çok zorlu bir süreçteyim. Zor bir döngünün içerisindeyim. çok zor şeyler yaşıyorum. Ama yani yılmak gibi bir durum olmayacak. Çünkü maddeyle kandıramazlar beni artık bu saatten sonra. Şu anda yaşadığın Allah'tan en büyük ki, sıkıntı. Allah'tan ki gördüm. Bak yaşadım. Yani en güzel şeyi yaşadım. Hayatı yaşadım. Çok güzel bir hayat yaşadım. Hala, hala Allah şükür yaşıyorum. Çok gençsin. 40 yaşındayım. Çok, çok da genç, genç, genç değilim. Genç. Yolun yarısındayım. Ya, sisteme göre. <gülüyor> Kimin öleceği, ne zaman tabi bilmez. Allah bilir. Ama dediğim gibi yani bu döngüyü tamamlamadan kimse ölmüyor bu hayatta. Özellikle görevliysen. O yüzden korkmuyorum, sıkıntı yok. Problem yok. Ölürsem de bir daha kaldığım yerden devam edeceğimi diye zaten. Bitmiyor öyle. Abi o kadar basit değil bu işler ya. Geldin, ee, Belli bir süre yaşadın. Ki genelde yüzde saçma salak yaşıyor. Yani yaşaması, nasıl yaşaması gerektiğini bile bilmiyor hayatın tamamen doğup işte Yiğitim ebe yürüyip. ebe şapla vuruyor nefesi alıyorsun gözünü açıyorsun bebekken sonra tamamen bir ailenin içerisinde bir ülkesi bir ülkede yaşıyorsun bir topluluğun içerisindesin o topluluk içerisinde rahat yaşayabiliyorsun bazıları gümüş kaşıkla doğuyor bazıları zulümle doğuyor bazıları yoklukla doğuyor ama bu yokluk senin kaderin değildir kaderini sen çizersin ben çok yokluktan geldim. Bak şu an nerelere geldim. Ama bu saatten sonra çok daha farklı bir level'a çıkmam için yokluğu tekrar o zorlukları çekmem gerekiyordu. Çektim de zaten. Çekiyorum da. Ama bunun mükafatını da biliyorum. Derdi insan olanın, derdi Allah olanın, derdi güzellik olanın, sevgi olanın bakma mükafatı büyüktür.